Merhabalar. Yeni bir Çepeçevre Yaşam programıyla birlikteyiz. Ülkemiz geçtiğimiz günlerde 6 Şubat'ta meydana gelen iki depremin yaralarını hala sarmakla meşgul. Hala ciddi sayıda yaralımız ve enkaz altından çıkarılmayı bekleyen can kayıplarımız var. Üstlük hala depremler de devam ediyor. Hemen bu iki depremin arkasından yaşanan o şiddetli artçıların yanı sıra Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem oldu ve bu depremde ne yazık ki can ve mal kayıplarına neden oldu. Şimdi aslında bu deprem felaketi olmadan yaşanmadan önce bizler kuraklığı tartışıyorduk. Ülkenin ekolojik gündeminde kuraklık olgusu vardı. Çünkü çok uzun zamandır doğru düzgün yağış düşmüyor ülkemize. Aylardır ciddi bir kuraklık ve yağış azlığıyla karşı karşıyayız. Şimdi tam bu depremden sonra da bu kuraklık olgusu doğal olarak geri planda kaldı kamuoyunda. Ve depremi konuşuyoruz. Yaklaşık 10-15 gündür de depremle yatıp depremle kalkıyoruz doğal olarak. Ama kuraklık da son derece önemli ve önümüzdeki sürece dair ciddi sorunlar yaşayacağımız bir olgu. Bunu da biliyoruz. Bunu zaten bilim insanları bize aylardır, yıllardır söylüyorlardı. İşte tam da bugün Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuraklıkla ilgili haritaları önümüze düştü. Şimdi bu haritalar bize ne anlatıyor? Önümüzdeki sürece dair nasıl bir gelecek bizi bekliyor? Buna karşı ne yapabiliriz? Bu kuraklık olgusu bazılarının iddia ettiği gibi doğal bir süreç mi, yoksa içinde yaşadığımız sistemin tetiklediği iklim değişikliği ve doğanın tahribatı sonucu oluşan bir olay mı? Bütün bunları bilim insanlarıyla konuşmak istiyoruz. Bu soruları Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu üyesi Profesör Doktor Murat Türkeş'e soracağız. Hocam nasılsınız öncelikle? Yani evet, kendi açımdan bakarsan daha iyiyim, toparladım. İşte benim de zor günlerim oldu bir sürü. Bir şekilde devam ediyoruz. Yani işte çalışıyorum. Başka da bir hayatım yok. Yazıp çiziyorum. İşte akademik çalışmalarım sürüyor, derslerim sürüyor. Çanakkale'nin işte bir köyündeyim artık. Yani 2 yıldır tamamen buradayım. Burada yaşıyorum. Aslında tam da hani ülkemiz bu deprem felaketiyle yüzleşmeden önce kuraklık meselesi gündeme oturmuştu. Zaten Evet. süredir, kaç yıldır aslında bu kuraklık meselesi ciddi biçimde tartışılıyor. İklim değişikliği, küresel ısınma olgusuyla birlikte ve yağışların da az düşmesiyle birlikte zaten tartışılıyordu, ama şimdi Doğru. bu deprem felaketi birçok şeyi tabii ki doğal olarak öteledi tartışılmasını. Ama işte bugün Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı kuraklık haritaları Evet. düştü önümüze ve orada aslında bizi bekleyen tehlikeyi bir anlamda o haritalarda Tabii. gördük Evet, diyebiliriz. ben bu sene takip ediyorsun. Sene başından beri Evet. defalarca yazdım, anlattım. Canlı yayınlara katıldım ama Evet. evet, çok haklısınız. Ama depremin olduğu coğrafya açısından da kuraklık şu anda çok önemli. Çünkü uzun süreli kuraklıklar açısından en fazla etkilenmekte olan bölge orasıydı zaten. Ocak ayından yayınlanan, biliyorsunuz o ayı tamamlandıktan sonra yapıyor. Biraz herhalde deprem nedeniyle gecikti. Ocak ayında, Ocak son tarihi olmak üzere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı standartlaştırılmış yağış indisi ve normalin yüzdesi yağış haritalarını ve başka yerleri de biliyorum, izledim. Evet. Evet, haritalarda
Özellikle 3 aylık, 6 aylık kuraklık verilerine baktığımızda, o renklere baktığımızda Evet. ülkemizde ciddi bir kuraklık olduğu, yağışların az düştüğünü görebiliyoruz. Bunun öncelik hani nedenleri konusunda ne söyleyebiliriz hocam? Evet. Şimdi istersen ben şöyle yapayım. Biz tabii kuraklık genel anlamıyla, hani kuraklık deyince işte meteorolojik kuraklık anlaşılıyor. Yani işte bir bölgeye belli bir süre yağışların az düşmesi, yani uzun süreli ortalamalardan daha az yağış düşmesi. Ama bu işte birkaç ay olursa meteorolojik kuraklık. Yani 3 aya kadar örneğin biz bunu meteorolojik kuraklık olarak tanımlıyoruz. Ama işte 6 ay ve daha uzunsa, örneğin işte 6 aydan uzun, 6 ay, 9 ay, 12 ay gibi ise bu tabii zaman içinde tarımsal kuraklığa dönüşüyor. Yani yağış azlığı ve aynı zamanda toprak neminin azalması tarım açısından çok önemli. Toprak nemi biliyorsun. Ama genellikle 1 yıl ve daha uzun olduğunda da bunu hidrolojik kuraklık olarak adlandırıyoruz. Bu da hidrolojik sistemlerde, su kaynaklarında ki yetersizlik, yani hidroloji ve su kaynaklarının yetersizliği bir anlamda hidrolojik kuraklık oluyor. İşte yeraltı suları, işte akarsu akımlarının azalması, yeraltı su seviyelerinin Evet. belli bir dönem hızla çekilmesi, barajlara, göletlere, göllere ulaşan suyun azalması dolayısıyla tabii insan kullanımı da var, buharlaşma da var. Ama barajda, gölette ve doğal göllerdeki su seviyesinin düşmesi ise daha uzun sürelerde yine hidrolojik kuraklığın göstergesi. Şimdi Türkiye'deki bugünkü kuraklığı anlamak için 2019-20'ye kadar gitmek gerekiyor. Nemli ve kurak yıllar yaşadığımızı biliyoruz ama 2019-20'den beri biz yeniden hemen her yıl ve ya da yılın belli bir döneminde işte 2021 ve 2022'de oldu. Şimdi de yeniden konuşuyoruz. Türkiye'nin büyük bir bölümünde, yani çoğunlukla Kuzey Anadolu dışında ve bazen Kuzey Batı Anadolu dışında, ama Batı, Güney, İç, Doğu, Güneydoğu'nun büyük bir bölümünde kuraklıktan söz ettik geldik. En son çok net bir şekilde 2020-21 kuraklığını yaşadık. Tarımsal rekoltede ciddi bir düşüş oldu. Yine büyük kentlerde su sıkıntısı yaşandı. 2022 yazından sonra sonbahara kurak girdik. Sonbahar ve işte bu Aralık'ta ve Ocağın ilk haftasındaki soğuk dönem dışında sonbahar ve kış uzun süreli ortalamalara göre Türkiye'nin büyük bir bölümünde daha az yağış aldı. Yani Türkiye'de bu demin sözünü ettiğim 2021-2021 kuraklığı ve sürmekte olan, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu sürmekte olan kuraklık 2022 yılında sonbahar ve kış yağışlarıyla birlikte varlığını gösterdi. Örneğin uzun süreli, yani 2 yıllık yağışa dayalı 2 yıllık kuraklık analizlerine baktığımızda aslında tabii ben en şiddetli olanlarını söyleyeyim. İç Anadolu, Kuzeybatı Anadolu, Marmara'nın çevresi, İç Batı Anadolu, ama en önemlisi Doğu Anadolu'nun büyük bir bölümü ve bugünkü deprem coğrafyasının tamamı çok şiddetli ve olağanüstü kuraktı. Son Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 3 aylık yağış haritasında bu yıl Güneydoğu Anadolu'nun bu uzun süreli kuraklığının zayıfladığını, ama bu kez Kuzeybatı Anadolu'da, İç Anadolu'da, Orta Akdeniz'de ve Doğu Anadolu'nun yine büyük bir bölümünde bu kez bir yeni meteorolojik kuraklığı, bu sonbahardan başlamıştı zaten. Çok şiddetli olağanüstü kuraklığın 3 ve 6 aylık kuraklık analizlerinde etkili olduğunu görüyoruz. Bölgesel analizlere baktığımızda da, yani bütün Avrupa açısından baktığımızda da Türkiye, evet, Türkiye'nin büyük bir bölümünde yağışlar Ocak ayında ve geriye doğru 3 ve 6 aylık analizlerde yağışlar pek çok bölgede, az önce söylediğim gibi Doğu Akdeniz'de ve Doğu Avrupa'da ortalamanın altında. Yine hava sıcaklıkları Türkiye'nin büyük bir bölümünde ve Doğu Avrupa'da uzun süreli ortalamadan daha fazla, yani yüzey hava sıcaklıkları da bir artış eğilimi sergilemiş durumda. Tarım ve aslında hem tarım açısından
hem de ekosistemler açısından, ekosistemlerdeki biyolojik çeşitlilik açısından daha sıcak, daha kurak koşullarla birlikte yine toprak neminin azaldığını görüyoruz. Dolayısıyla toprak neminin azalması, yağışın azalması, yüzey hava sıcaklıklarının ortalamadan çok yüksek olması tabii ki çok net bir şekilde Türkiye ile birlikte, özellikle ben Türkiye ve bölgesi açısından yorumlamaya çalışıyorum. Türkiye ve Doğu Avrupa'da ve Avrupa'nın güney, özellikle güney ve güneydoğu Avrupa'da yeni bir kurak dönemin etkili olduğunu size çok özetle söyleyebilirim. Evet. Yani şu anda meteorolojik kuraklığın içerisindeyiz ve herhalde bu kuraklık tarımsal kuraklığa doğru dolu dizgin gidiyor. Böyle Evet, bir zaten etki, daha önceki etkiyi düşünürsek aslında hep ben onu bu analizleri hep yapan bir bilim insanı olarak söylüyorum. Son 3 yılı da düşündüğümüzde aslında evet, zaman zaman farklı bölgeler bu kuraklığın etkisinden kurtulmuş gibi görülmekle birlikte toprak nemini de dikkate aldığımızda, toprak nemini, buharlaşma, terlemeyi de dikkate aldığımızda yeniden Türkiye'de, yani en azından bir 6 aya bakmakta yarar var. Yani Türkiye'de yeniden işte Marmara bölgesinin büyük bir bölümünde, Marmara Denizi'ni çevreleyen bir alanda, İç Anadolu'nun hemen tamamında, Orta ve Doğu Akdeniz'de, yine Doğu Anadolu ve Güneydoğu'nun büyük bir bölümünde tarımsal kuraklığın, Güneydoğu Anadolu'da biraz zayıflamakla birlikte tarımsal kuraklığın etkili olduğunu söylemek mümkün. Yani az önce söyledim, hava sıcaklıkları ortalamadan çok yüksek bir sıcaklık eğilimi var. Bu buharlaşma, terlemeyi de tetikliyor. Toprak nemi azalıyor, balın nemi azalıyor, yağış azalıyor. Bir bütün halinde kuraklığın bütün göstergelerini yaşıyoruz. Daha önceki bu yıl yaptığımız yani 2022 sonundan beri esas olarak sonbaharından beri bu depremle birden kesildi bu haberler, ama pek çok çalışmamda, uyarımda, makalemde, televizyon programlarında bunu çok açıkça söylemiştim. Büyük bir olasılıkla ne yazık ki Türkiye'de bu yıl özellikle tahıl rekoltesinde bir azalma büyük bir olasılıkla gerçekleşecek. Bu uluslararası tarımsal ürün rekolte tahminlerinde de kısmen gözüküyor. Türkiye depremle birlikte ondan önce başlamış gıda enerji krizi, gıda ve enerji fiyatlarındaki aşırı fahiş artışları dikkate aldığımızda yeni bir gıda fiyat, yani kuraklığa ve depreme bağlı tedarik zincirinin de yeniden bozulması, deprem coğrafyasının önemli bir bölümü, tarım hayvancılık açısından, Türkiye tarımı ve hayvancılık açısından önemli bir yöre. Gıda fiyatlarında bütün bu etmenler bir araya geldiğinde, eğer sosyal kamucu bir yönetim anlayışı eğer devreye girmezse yeni bir artış dalgasını da bekleyebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Hocam şimdi kuraklıkla ilgili farklı görüşlerden birisi de Anadolu coğrafyasında dönemsel olarak bu tür kuraklıkların olabileceği ve hani bunların yaşandığı, geçmişte de yaşandığı buna dair Evet, doğru. görüşler var. Şu an yaşadığımız bu kuraklık olgusu böyle bir şey mi ya? Dönemsel olarak gelip geçici bir şey mi yoksa son dönemlerde, son birkaç yüzyıldır belki de uygulanan politikaların da bunda etkisi var mı? Özellikle küresel ısınma olgusuyla Şimdi birleşik. işin doğallığından söz edenler aslında bunun doğal mekanizmalarını bilen insanlar değil çoğu. Yani bu gelir geçer ortaokul, lise, üniversitelerde de lisans derslerinde anlatılan bir bilgi. Tabii ki kuşkusuz, evet, geçmişte de kuraklıklar oldu. Hatta çok uzun şiddetli kuraklıklar oldu. 16. 17. yüzyıldaki Celali ayaklanmalarına kadar gidebiliriz. Yani 3, 5, 6, 7, 8 yıl sürebilen, dolayısıyla toplumsal, sosyal düzeni, huzuru bozan, açlık, kıtlığı, ayaklanmalara yol açan kuraklıklar Orta Doğu'da, Anadolu'da, Balkanlar'da ve dünyanın pek çok bölgesinde yaşandı. Bu doğru. Ama biz tabii iklimsel değişkenlik açısından konuya baktığımızda kuraklıkların sıcak hava dalgalarında, ortalamadan çok daha sıcak koşullarda, ortalamadan çok daha düşük yağış koşullarında, artan buharlaşmada bir eğilim var mı diye bakarız. Türkiye bölgesinde de hava sıcaklıkları pek çok göstergede çok ciddi derecede artıyor. Hava sıcaklıkları arttığı için buharlaşma, terleme artıyor. Bu yağışta azalma olmasa bile toprak neminde, yani bitki kök derinliğindeki suda ciddi bir kayba yol açıyor.
yine barajda, gölette ve göllerde buharlaşmayla su kaybını yönetiyor. Oysa ki bütün bunları ek olarak da yeniden Türkiye'de 2019-20 ile birlikte özellikle bakın altını çiziyorum yılın yağış düşmesi gereken yani klimatolojik olarak yılın yağışlı dönemlerinde sonbahar ortasından efendim ilkbahar başına kadar olan dönemde ve esas olarak Akdeniz açısından kış yağışlarında bir azalma var. Türkiye ve bölgesinde kış yağışlarında Türkiye'nin Akdeniz iklim bölgesinde yani kabaca Türkiye'nin batı ve güney yarısında 1970'lerden başlayan bir azalma eğilimi söz konusu. Türkiye'nin kuzeyinde ve kuzey doğusunda ise yağışlarda bu bahar yağışlarındaki artışla ilgili bir artış var. Ama bugün hem su kaynakları üzerindeki insan baskısı hem özellikle büyük kentleri su sağlayan içme kullanma suyu barajlarını besleyen su toplama havzalarının azalması, daralması, kirlenmesi, amaç dışı kullanımı bütün bunlar bir araya geldiğinde Türkiye, Akdeniz ülkelerinin pek çoğunda olduğu gibi Türkiye hem bugün kuraklıktan ciddi derecede etkilenen bir ülke, hidrolojik su kaynakları kullanma içme suyu ve tarım açısından ve ekosistemler açısından, can suyu açısından hem de iklim model benzeşimleri önümüzdeki 10 yıllarda çok net bir şekilde Karadeniz bölgesinin bir bölümü dışında yani Orta ve Doğu Karadeniz dışında Türkiye'nin büyük bir bölümünde önümüzdeki 10 yıllarda da günümüzden çok daha sıcak ve günümüzden çok daha kurak hatta neredeyse Kuzey Afrika kıyılarındaki kadar sıcak ve kurak bir iklimin bizi beklediğini gösteriyor. Sorunuzun içinde de vardı. Evet. Hepimiz biliyoruz ki insan iklimi de değiştirdi. Yani milyonlarca yılda evrim yaşayan ve bugün içinde yaşadığımız yaşanabilir iklimi son 20 bin yılda oluşumunu sağlayan küresel iklim sistemini biz değiştirdik çok hızlı bir şekilde. Ve sanayi devriminden beri atmosfere verdiğimiz sera gazı birikimlerinin atmosferdeki yer atmosfer sisteminin ısınmasını sağlayan sera etkisini kuvvetlendirmesi, ormanların tahrip edilmesi, yok edilmesi, yine yer kürenin enerji dengesi açısından çok önemli olan yer atmosfer sisteminde çok önemli bir yer tutan yeryüzünün fiziki coğrafyasını işte yani ormanları yok ettik. Bütün bunlar hepsi üst üste geldiğinde aslında biz iklim sistemini bozarak aynı zamanda iklimin kendi doğal değişkenliğini de bozmuş olduk. İnsan kaynaklı iklim değişikliği hem hava sıcaklıklarının artmasına hem buharlaşmanın terlemenin artmasına hem de toprak neminin azalmasına yağış rejiminin değişmesine yol açıyor. Burada uzun sürede baktığımızda iklim sistemini insan değiştirdiği için sonuçta kuraklık rejimi de değişiyor. Bir başka anlamda Türkiye'nin kuraklık klimatolojisi de değişmeye başladı. Buna ek olarak da bir tarımsal ürün deseninin işte özellikle İç Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da, Türkiye'nin bazı yörelerinde Türkiye iklimi açısından uygun olmayan yani aşırı su tüketen, çok fazla suya ihtiyaç duyan, dolayısıyla üreticinin kurak devrede ve yaz döneminde sulama suyu sağlamak için yeraltı suyuna aşırı yüklendiği bölgelerde İç Anadolu'da, Güneydoğu'da, Güneydoğu Anadolu'da var olan kuraklığı bir anlamda şiddetlendirmiş oluyor. Yani böyle bakmak gerekiyor. İnsan kaynaklı insanın iklimi değiştirdiğinden bahsettim. Doğal olarak da bunun kuraklıkla ilgili döngüyü de etkilediğinden bahsettim. Tam onunla ilgili önümde bir not var. Profesör Doktor Halim Orta'nın Mahmut Kemal Üniversitesi öğretim üyesi. Onun bir notu. Hamitabat termik santralinin bölgede 1,5 derecelik bir sıcaklık artışına neden olduğunu ve bunun da yılda 50 milimetre daha az yağış düşmesine neden olduğunu yazmış Halim Hoca'nın bir sunumunda. Bu var. Şimdi Evet. sizin yaşadığınız bölgede de termik santrallerin yoğun olduğu bir bölge. İGA'da, Lapseki'de o bölgede Evet. termik santraller var. Büyük ve kapasitesi de yüksek termik santraller. Bunların da sonuçta bu olguya etkisi vardır herhalde, değil mi hocam? Yani termik santrallerin hem yağışa Yani hem sıcaklık artışı. tabii termik santraller, fosil yakıtlı termik santraller bir kere en başta değil, ortalarda size söylediğim insan kaynaklı iklim değişikliğinin en önemli
unsurlarından biri olan sera gazı salımlarının daha fazla olmasını sağlıyor. Yani siz fosil yakıtı yaktığınızda termik santrallerde kömür ve doğal gaz kullandığınızda atmosfere yakma işlemleri sonucunda karbondioksit ve metan salıyorsunuz. Karbondioksit ve metan da en önemli, yani küresel ısınma, insan kaynaklı küresel ısınmanın en önemli nedenlerin arasında yer alıyor. Yani bir açıdan iklim değişikliğine bir kere doğrudan katkı veriyor. Birincisi bu. Evet. İkincisi termik santraller, baca gazı arıtma tesisleri, desülfürizasyon bizde çok başarılı çalışmadığını siz çok iyi biliyorsunuz. Size anlatmam hiç doğru olmaz. İyi çalıştırılmadığında atmosfere kuru ve ıslak asit birikimi yapacak. Biliyorsunuz kükür dioksit ve azot oksit gazlarını salıyor. Bunlar da kuru ve ıslak asit birikimi yaparak hem yine bakın dolaylı olarak Evet. su kaynaklarını kirletiyor. Yani akarsuları, gölleri, göletleri, barajlardaki suyun kirlenmesine yol açıyor. Ekosistem oluşturan orman ekosistemleri ve büyük ovaları yani tarımsal açıdan çok önemli olan büyük ovalarda kirlenmeye ve rekolte kayıplarına yol açıyor. Dolayısıyla günümüzde Paris Antlaşması kapsamında biliyorsunuz önümüzdeki 10 yıl içerisinde ülkelerden beklenen çok biliyorsun çok kuvvetli değil oradaki yükümlülükler ama ülkelerden ilkesel olarak beklenen kömürü terk etmek ve kömürlü enerji sistemlerinin tümüyle terk edilerek yeni yenilenebilir enerjilerin bunların yerini alması. Dolayısıyla yine tabii aynı zamanda termik santraller soğutma suyu gereksinimi olan sistemler olduğu için yöresel olarak da özellikle suyun ısınmasına ve oradaki biyolojik ortamın, oradaki ekosistem ilişkilerin bozulmasına da yol açıyor. Termik santrallerinin bir başka deyişle doğrudan iklim değişikliğine katkısı var. Bunun dışında da hava, su, toprak ekosistem kirliliğine yol açtığını da hepimiz biliyoruz. Bu insan ve diğer canlılar üzerindeki onların sağlıkları üzerindeki olumsuz etkileri de 1960'lardan beri çok iyi biliniyor. Evet, termik santraller zaten hani işte çok bariz şekilde etki ediyor bu iklim değişikliği meselesi. Bunlar bilimsel olarak kanıtlanmış ama onun Çok dışında doğru. da işte doğayı tahrip eden yine sizin o bölge Çanakkale'den Tabii. Kazdağ o madenler, sulak alanların kuruması ya da kurutulması çok farklı hani o doğaya Yani zarar var veriyor. olan bir baskı var. Burada Evet. yani şöyle Karadeniz dışında Türkiye'de işte bazı kuzeye bakan dağlık alanlar dışında Karadeniz bölgesi ve Kuzeydoğu dışında Türkiye hidroklimatolojik açıdan bakın hidroklimatolojik açıdan zengin bir ülke değil. Fakir demiyorum bakın. Ne diyorum? Zengin bir ülke değil. Yani ormanlara, termik santrallere, maden özür dilerim. Altın gümüş madenlerine, termik santrallerine, taş ocaklarına, aklınıza gelebilecek metalik madenciliğe, Evet. Türkiye'nin verebileceği 1 milimetre fazla su yok. Yani dengede bir ülke bu. Özellikle tarım ve orman açısından bu kadar zengin bir coğrafyada, örneğin Biga Yarımadası'nda, Marmara'nın hemen her tarafında, ne bileyim işte Tunceli'de, Artvin'de, her tarafında Türkiye'nin, buralarda bizim artık işte özellikle metalik madencilik, altın gümüş madenciliği, termik santrallerden hızla vazgeçmemiz gerekiyor. Deprem bize bir kez daha gösterdi. Doğayı anlamak, doğayla uyumlu içinde yaşamak, doğal afetlerden az etkilenebilmek için yaşam tarzını tüm sektörlerde, yaşamın tüm alanlarında bir kere değiştirmemiz gerektiğini gösteriyor. İklim değişikliği diğer pek çok etmen üzerinde ek bir stres yaratıyor. Yani bakın işte az önce konuştuk. Deprem coğrafyası aynı zamanda Türkiye'de tarım açısından çok önemli. Yani hem bitkisel hem hayvansal üretim. Büyük bir deprem, büyük bir yıkım yaşandı. İçimiz yandı. Çok çok üzüldük. Kayıplarımız var. Ekonomik kayıplarından söz etmiyorum. Çok ciddi can kayıpları var. Ama bir yandan ekonomik kayıplar var. Ve o bölgede var olan sorunları örneğin var olan kuraklık ek bir kere baskı yaratıyor. Dolayısıyla insanın iklim sistemi üzerindeki olumsuz etkisini giderecek tüm önlemler kendiliğinden alınmak durumunda. Yani Paris Antlaşması olması gerekmiyor. Eğer bu topraklarda yaşayan insanların refahını, sosyal huzurunu, mutluluğunu düşünüyorsak biz artık fosil yakıtlardan hızla vazgeçmeliyiz. Ve gerçekten iklim dostu, sürdürülebilir bir yaşam tarzını
diğer tüm canlıların yaşam hakkını da dikkate alarak sürdürmek zorundayız. Aslında son sözlerinizde hani neler yapılması gerektiğini özetlediniz ama şu, acil olarak kuraklığa karşı, önümüzde görünen kuraklığa karşı ne yapmamız lazım, ne yapılabilir? Evet. Biraz da bunlardan bahsedebilir Çok şey yapılabilir ama çok özetle bir kere yaşam tarzımızdan nasıl karbon ayak izimizi düşürmekten söz ediyorsak, nasıl enerji tasarrufundan söz ediyorsak hem bireysel olarak hem de sektörel olarak kamuda, özel sektörde, yerel yönetimlerde sürekli hiç kuraklık olmasa bile su tasarrufu yapan bir yaşam tarzı ve bir uygulama içinde olmamız gerekiyor. Yani su tasarrufu, suyu az kullanmak, suyu değil tek başına. Aynı zamanda etkili, yeterli, verimli kullanmak bu. Birincisi bu. İkincisi, Türkiye'de orman ekosistemleri ve su havzaları, yani akarsuların su toplama havzaları üzerinde ciddi bir insan baskısı var. Özellikle kentlere, büyük kentlere su sağlayan, içme kullanma barajları ve yine göletleri besleyen su havzaları üzerinde, o tabii ki onlar çoğu orman havzaları, orman ekosistemlerine de karşı geliyor. Onları korumamız gerekiyor. Oraya düşen her damlanın etkili yağış olarak toprağa, bitkiye, toprağa, yüzeysel akışa geçerek akarsuyu, gölü, gölete ve yeraltı suyunu besleyecek şekilde çok etkili, yeterli, verimli kullanımı sağlayacak bir etkili yağış düzeni oluşturmamız gerekiyor. Ne yazık ki bugünkü koşullarda uygun değil. Üçüncüsü İç Anadolu ve Doğu Anadolu başta olmak üzere vahşi sulamaya son vererek modern, bilime akla uygun, basınçlık kapalı sistemler, damla sulama ve uygun yerlerde de yağmurlama sulaması. Çok daha önemlisi daha akılcı, daha ekonomik ve marka ürünlerin yetiştiği tarımsal üretim sistemlerinde de zaman içinde yine kamunun desteğiyle toprak altı damla sulamayla etkili, yeterli, verimli bir sulamaya geçmek çok önemli. İç Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da da özellikle aşırı su tüketimi yapan bitki ürün desenleri yerine hem aynı zamanda daha değişik, yine daha dirençli tarımsal ürün desenlerinin oluşturulması, yine kamucu sosyal bir anlayışla çiftçinin bu alanda desteklenmesi, teşvik edilmesi ve yeraltı su kullanımı üzerindeki, yeraltı su kaynakları üzerindeki aşırı baskının hızla ortadan kaldırılması gerekiyor. Bunlar yapılırsa, iklim değişikliği mücadelesiyle de bu birleşirse, önümüzdeki yıllarda kuraklığın etkisi kuraklık olsa bile çok daha az hissedilir diye düşünüyorum. Evet. Hocam çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ben de size iyi yayınlar diliyorum. Sağ Kolaylıklar olun diliyorum. hocam. Bir programımızın daha sonuna geldik. Murat Türkeş Hoca'nın kuraklıkla ilgili anlatımları aslında bizim önümüzdeki sürece dair gelecekte nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzu, deprem felaketinin yaşadığımız şu günlerde aslında kuraklığın da depremi aratmayacak sonuçlara yol açabileceğini ne dönük ciddi uyarılar vardı. Evet, yeni bir Çepeçevre Yaşam programında görüşmek ümidiyle hepinize esenlikler diliyoruz.